Evet kıymetli dostlar, kıymetli arkadaşlar hepinizi tek tek selamlıyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? Arkadaşlar bazı arkadaşlar tepki gösteriyorlar da tepki göstereceğiniz bir şey yok arkadaşlar. Ben de sizlerden bileyim, merak etmeyin. Şimdi Fisayo Dela Bashiro. Lazio'nun Dinamo Kiev'i deplasmanda 3-0 mağlup ettiği maçta bir gol, bir asist de yıldızlaştı. Dele Bashiro sezon başında Hatayspor'dan Lazio'ya toplam 5.7 milyon euroya yani 2 milyon euro kiralama bedeli, 3.7 milyon euro da zorunlu satın alma opsiyonuyla Transfer olmuştu. Hatırlarsanız e, bazı arkadaşlar bana atık tutuyorlar, o yüzden diyorum. E, ben bu çocuğu daha ilk geldiği günlerden beri söylemiştim, büyük yetenek demiştim. Üstüne düşün, bu çocuğun hani e, şu an daha ritmini bulamadı. Ama ritmini bulursa bu çocuk çok iyi yerlere gelecek demiştim. Hala da sözümün arkasındayım. Aynısını bu Penza içinde demiştim ki bu Penza Türkiye'de gol kral oldu gitti. Ama sonra yanlış seçimlerden dolayı yanlış yere gidip kendini mahvetti. Ama Dela da gelecek var onu söyleyeyim. Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe için açıklama. Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım milli maç arasından sonra Adana Demirspor ve Fenerbahçe maçlarına e, galibiyet hedefiyle çıkacaklarından falan bahsetmiş. Yani düşünün. Arada kaç hafta var? Fenerbahçe için konuşuyor. Arada kaç hafta var? Diyor ki geçen sene Fenerbahçe elimizden kaçırdık ama bu sene çok daha güçlü bir Samsunspor var. Fenerbahçe'ye sürpriz yapacak güce sahibiz diyor. İnşallah bir gün yüksel Yıldırım Bey aynı sürprizi Galatasaray'a karşı yaparsınız. Hani futbolcularınızın aklıyla kalbi çelişmez ki siz böyle söylemiştiniz. İnşallah onlara karşı da aslan kesildiğiniz zamanları izleriz. Ali Koç'tan TFF'ye ziyaret ama öncesinde Ali Koç'tan bazı açıklamalar var. Açıklamalardan sonra Şimdi ben videoyu çektim, sularda da hala yürüyüş devam ediyor herhalde. Yapın arkadaşlar. Özgür, demokratik, e, sosyal hukuk devletindeyiz. Küfür olmadıkça, tartışma olmadıkça, ne bileyim kavga olmadıkça, ölüm, yaralama, şu bu olmadıkça tabii ki tabii ki tabii ki tepkinizi koyun arkadaşlar. Siz koyun değilsiniz arkadaşlar. Anladınız mı? İstediğiniz her tepkiyi ortaya dökebilirsiniz. Bunda hiçbir abes yok. Hiçbir tuhaflık yok. Anladınız mı? Ya bazı arkadaşlar sanki benden şey diye bahsediyorlar. Mustafa Hoca diyor ki sakın sakın ha sakın Ali Koç'u eleştirmeyin dedi. Eleştirirseniz engellerim dedi. Bu iftiraya atanın da bu iftiraya inananın da gelmişlerinin de geçmişlerinin de dememi beklemiyorsunuz herhalde. Böyle bir şey yok. Tabii ki de tepkinizi gösterin. Eğer ortada bir başarısızlık varsa bunu cezalandıracak olan 12 numaradır. 12 numara siz dersiniz, benim, hepimiziz. Ama tabii küfürsüz, hakaretsiz, şantajsız, ne bileyim kimseye zarar vermeden. Şimdi sponsorluk anlaşmasında konuşuyor. Kulüpler Birliği Başkanı Fenerbahçe Başkanı. iki gün önce buradaydık. 5 saat süren toplantı yaptık. Kulüpler Birliği tam kadro buradaydık diyor. Hani futbolun ekonomik durumu. Bu durum içinde nasıl birlikte hareket ederiz? daha sağlıklı bir ekonomiye sahip olabiliriz. Gelir gider tarafı falan. Hani bir tarafı arttırmamız lazım. Bir tarafı azaltmamız lazım. E, futbola baktığınız zaman bunu birçok kez söyleyeceğim. Biz kulüp yöneticileri burada gönüllü insanlarız. Fedakarlık yapıp kulüpleri bir yere getirmeye çalışıyoruz. Son 5 yılda Türk futbolunun ekonomik açıdan yaşadıklarına baktığınızda hiçbir kulüpler endeksi değil. Hani belki gereksiz transferler diyebilirsiniz ama yayın geliri 500'den 96'ya düşmüş. Vergiler 15'ten 40'a çıkmış. E, döviz kurunun geldiği nokta malum. Pandemi falan. Arkadaşlar elinizi vicdanınıza koyun ya. Cidden bak elinizi vicdanınıza koyun. Ben şunu düşünüyorum. Kendi adıma. Ya 500'den 96'ya düşen bir gelir. Yani maaş alıyorsunuz. 500 bin lira maaş alıyorsunuz. Maaşınız bir demire 96 bin liraya düşüyor. Ya hani diyebilirsiniz ki hocam gereksiz harcamaları bırak. İstediğin kadar gereksiz harcamayı bırak. Kendini 500'e ee, hazırlayan kendini 500 e endeks diyen kişi 96'da ne alırsa alsın yine işin içinden çıkamaz. Hani adam demişçe ya benim giderim çok demiş. O da demiş ki giderin çok değildir. Senin demiş gelirin çoktur. Senin gelirin çok olduğu için senin işin içine gideri de katıyordur diyordur. Diyor. Ya şey öyle. Şimdi Fenerbahçe açısından, Galatasaray açısından, Beşiktaş açısından, Trabzonspor açısından düşünüyorum. Trabzonspor'a dair mesela. Bankalar birinden çıktı borcunu ödedi diye bir haber var. Yanlış anlamayın şimdi sosyal medyada ben çok gördüm. İşte siyasiler şunu yapmıştır. Loca almıştır bilmem ne yapmıştır falan filan. Ya işin hep şey boyutundayız böyle. Hadi bir siyasi bir olay olsun. İşte ne bileyim bir söylemde bulunalım da. Hani muhaliflik olsun bilmem ne olsun. Ha dedikleri doğru da olabilir ben bilemem. Ben bilemem onu. Ama ben şunu çok çok iyi biliyorum arkadaşlar. Eee. Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da Beşiktaş'ın da çok özür dileyerek söylüyorum eşek gibi bu sistemden çıkması lazım. Yani eşek gibi ne yapıp edip zorlayıp bu sistemden çıkmaları lazım. Mecbur çıkmaları lazım. Ya Fenerbahçe yaklaşık 1 milyar lira faiz ödüyor. Galatasaray 1 milyar lira faiz ödüyor. Gerizekalı mı bu kulüpler ya? Yani bu sistemlerden yani bankalar birliği sisteminden çıkılması lazım. Bir de şunu söyleyeceğim. İşlerinde en mantıklısı Fenerbahçe'ninki. Şimdi dalga geçiyorum zannedecekler. Arkadaşlar Fenerbahçe'nin anlaşma yaptığı yerlerden birisi yapı kredi. Yani Ali Koç'un kendi bankası. Hani öbürlerine en azından bir şeyler yapabiliyoruz Yani mecbur ödüyorsun da buna en azından bir şeyler yapabiliyorsun. Anlatabiliyor muyum? O yüzden yine kötünün iyisi Fenerbahçe'ninki bunu da söyleyeyim. Diyor ki sürdürülemez ekonomi 5 yıllık harita yapmak üzere anlaştık. Sponsorlar çok önemli. Sponsorlar öyle ortam vermeliyiz ki buradan seve seve girmeliler. En önemli vazifemiz bu iklimi sağlamalıyız. Keşke bizim ülkemizde de olsa diyor. Yani Avrupa Kulüpleri Birliği toplantılarında da görüyorum. Sahada inanılmaz rekabet. Saha dışında herkes ortak. Keşke bizde de böyle olsa diyor. Gidecek çok yolumuz var. Sponsorların futbola gelmesi için futbol ikliminin düzelmesi gerekiyor dediniz. Bu sezon iklim oluşuyor mu diyor. Bu iklim oluşması için birçok faktör var diyor sahadaki futbolcular Türkiye'ye son 2 senede gelen hoca futbolcular marka olarak oynadıkları seviye o anlamda bir ilme kazanılmıştır. Ama o işin sadece bir parçası. Bunu televizyondaki yorumculardan, kulüpler arasındaki ilişkilere maçlardan söylemlere kadar, hani şampiyonluğun gerçekten sahada kazanıldığı inancına kadar bir sürü katmanı var. Doğru yolda zaman gidecek çok yolumuz var diyor. Şimdi yanlışım yoksa Beşiktaş'ın hocası Van Bronckhorst yani efsanevi bir futbolcu adından söz ettiren bir futbolcu. Kusuruma bakmayın. Burada alay etmek için başka bir niyetle falan söylemiyorum. Teknik direktörlük kariyerini bilmiyorum. Belki de iyi bir kariyeri vardır. Ben kaçırmışımdır. Ama futbolculuk kariyeri yüksekti. Yani adından söz ettiren bir isimdi. Şimdi böyle bir isim, böyle bir isim Türkiye'ye teknik direktör gelmiş. Ha, iyi de bir başlangıç yapmış. Galatasaray'ı beşleyerek başlamış. Yani Galatasaray Beşiktaş'la oynayacağı maça öyle bir hakem atayacaktır ki ondan da eminim. 5 diyerek başlamış. Aslına bakarsanız sükse yapmış. E Fenerbahçe'ye bakıyorsun. Jose Mourinho gibi bir isim getirmiş. Bir marka getirmiş. Yani çoğunuz alay edebilirsiniz. Hocam Jose Mourinho ya Allah'ını seversen eski Mourinho yok falan. Siz eski Mourinho yok diyebilirsiniz. Ama Jose Mourinho Mourinho'dur. Yani Mourinho Mourinho'dur arkadaşlar. Siz alay edebilirsiniz. Siz hor görebilirsiniz. Fenerbahçeli olduğunuz için ama Fenerbahçe değerini küçük görüyüm diyebilirsiniz. Ama elin Avrupalısı böyle bakmıyor ve izlenmesi artıyor. Ben federasyonun yerinde olsam, ben e, yayıncı kuruluşun yerinde olsam, bak söyleyeceğim cümle çok enteresan gelecek size. Fenerbahçe kötü bile oynasa şampiyon yaparım. Beşiktaş kötü bile oynasa ikinci yaparım. <laughs> Niye? Ya arkadaş, Okan Buru iki sene boyunca sırtınızda taşıdınız, şampiyon yaptınız. Ne yaptı? Teşekkür olarak ne yaptı size? Hala yok cumartesi şöyle yok cumartesi. Net mesaj veriyor ha. Okan Buruk maç niye cumartesi oynanıyor? Pazar oynansaydı mesajı şu demek. Biz rakipten korkuyoruz. Hakem devreye girsin bizi kurtarsın demek. Bak Okan Buruk'un şifresi bu. Artık bu şifreleme sistemini nerede öğrendi? Hangi ülkede öğrendi? Kimlerin yanında öğrendi bilemem. Ama bu şifrelemedir. Şifreliyor. Bizi kollayın diyor. Biz gaz yani Kasımpaşa yeneceğimiz zannet yenileceğiz diyor. Ben yine söylüyorum. Eğer futbol belli bir şeye göre yapıldıysa bugün Galatasaray'ın puan kaybetmesi lazım. Fenerbahçe'de de önümüzdeki hafta bay haftasına gireceği için Fenerbahçe'nin de ne yapıp edip kazanması lazım mesela. Beşiktaş'ın da puan kaybetmesi lazım. Aksini söyle yani enteresan söyleyeyim size. Yani hem Galatasaray'ın hem Beşiktaş'ın puan kaybetmesi lazım. Galatasaray'ın evinde puan kaybetmesi lazım. Şu anda çünkü çoğu kişi inanmıyor. Çoğu kişi diyor ki arkadaş bu lig kurgulu diyor. Bunu da siz sağlayacaksınız. Şimdi Ali Koç bu toplantıdan sonra federasyon başkanıyla görüşüyor. TFF'yi ziyarette bulunuyor. Şimdi Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç. TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu makamında ziyaret ediyor. Ve Süper Lig Kulüpler Birliği Başkanı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı A. Ali Koç yapılan sponsoru imza töreninin ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacı Osmanoğlu makamında ziyaret etti. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde gerçekleşen görüşmede Türk futboluna katkı sağlayacak projeler ve gündemdeki konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacı Osmanoğlu ziyaretin sonunda Süper Lig Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a özel olarak imzaladığı A. Milli Takım formasını takdim etti. Yani Trabzonspor forması takdim etmedi arkadaşlar. A milli takım etti. Bu da inşallah güzel bir gelişme olur. Bakanlıktan Serhat takım açıklaması. Failler bulunmuş. İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya Serhat Akın'ın orada silah saldırıya ilişkin açıklamada bulunmuş arkadaşlar. Ee, bir taraftan da sevindim ben bu açıklamaya. Niye sevindim? Onu da şey yapayım. Beykoz ilçesi Kavacık Mahallesi'nde futbol oyuncusu Serhat Akın'ın yaralanması olayıyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzü yürütülen çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştiren motosikletin olay yerinde bulunan bir araçla birlikte hareket ettiği belirlenmiş. Şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Olaya karışan 1, 2, 3, 4 adlı şahıslar olduğu tespit edilmiştir. Yardım ve yataklık yapan 5 ve 6 da yakalanmıştır. Pardon 1 ve 2 numaralı kişiler Yardım ve yataklık yapmış. Diğer iki isim olayı gerçekleştirmiş. Motosikleti kullanan 4 numaralı ve silahla ateş eden 3 numaralı şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Konuyla ilgili yürütülen tahkikat işlemleri titizlikte sürüyor. Ben bir an korkmuştum. Bizim otobüs macerası gibi olacak. Failler bulunmayacak diye ama... Ee, yani... Failler... Bulundu. Ve... Yakalandı diyelim ama yardım veya taktık yapanlar. Yani inşallah şey yapar. Arkadaşlar dünden beri ben enteresan tepkiler alıyorum. Hocam böyle başlık mı olur? Böyle bilmem ne olur? Hayırdır? Hani başlığa ne yazmışım? Ali Koç katil Fenerbahçe şöyle böyle falan mı yazmışım? Ne yazmışım? Ben merak ediyorum. Ne yazmışım? Başlığa tepki gösterdiğiniz kadar Galatasaraylılara, Fenerbahçe görünümlü kriptolara tepki gösterseydiniz Fenerbahçe bu durumda olmazdı. Başlığa tepki gösterdiğiniz kadar sizi koyun gibi sürü halinde götürmek isteyenlere tepki gösterseniz böyle olmazdı. Dele Alsın Fenerbahçe dedim. Merkez orta saha. Kütürük eriği gibi futbolcu. Kurun iç burun iç, hikaye. Kurun iç, alacağımıza bunu alalım dedim. Ha Fred'de yedekler çok da iyi futbolcu. Bir Medina'nın peşine takıldık. Geçen sene alsak 2-2 uçağı falan alırdık abi. Başir Kurun iç. Ya yalvardım gelmesin etmesin diye dediniz ki ya Milan'dan geliyor. Milan'ın futbolcusu kötü olmaz. İtalya'daki serttir. Bilmem nedir. Bu sene Amrabat geliyor yazmış. Çok bilmişlerin bir tanesi. Amrabat diyor. Kur'un için diyor. Fas Şubesi. Bilmiyorum. Bir maçta değerlendirmek doğru değil ama benim e, St. maçında izlediğim eğer Fas Şubesi ise yani kurban olsunlar öyle Fas Şubesi'ne. Neyse. Takip ettiğiniz kişilere dikkat edin. basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyor. Şimdi Fenerbahçe ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek. Eskiden e, futbolda da Cumhurbaşkanlığı kupası falan vardı ama hani artık isim değişik. E, neyse. Geçen sezon şampiyon olan Fenerbahçe Beko ile lig ikincisi ve kupa finalisti Anadolu Efes 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı kupasında pazar günü karşı karşıya gelecek. Saat 18'de başlayacak. TRT Spor'dan da naklen şifresiz yayınlanacak arkadaşlar. Kahramanmaraş depremler nedeniyle 2023'te yapılamayan organizasyon bir sezonluk aradan sonra yeni bir heyecana sahne olacak. 9. randevu Fenerbahçe ne diyor? Anadolu Efes 5 kez Fenerbahçe 3 kez kupayı kazanan taraf oluyor. diyor. İnşallah Fenerbahçe'nin bu sezon e, kupayla sezona başladığı sezon olur arkadaşlar. Cumhurbaşkanlığı kupasını 6 kez kazanan Ülker Spor üst üste 5 kez kupayı müzesine götüren tek takım olma olarak dikkat çekti diyor. Şimdi Cumhurbaşkanlığı kupasına dair de şunu söyleyeyim. Salgın nedeniyle 2 sene yapılmadı. Deprem nedeniyle geçen sene yapılmadı. Ondan önceki sezon yine Anadolu Efes Fenerbahçe. Ondan önce yine Anadolu Efes Fenerbahçe. Ondan önce yine Anadolu Efes Fenerbahçe. Ondan önce Banvit Fenerbahçe. Ondan önce Fenerbahçe Anadolu Efes. Yani 2015-16'dan beri Fenerbahçe bu kupanın hep şeyinde finalinde inşallah kazanan yine Fenerbahçe olur. Şimdi Fenerbahçe hocam boş ver basketbolu futboldan konuş. Yazarlardan Mourinho yorumları. Sabah spor yazarları Jose Mourinho'nun sen Külüse maçın yaptığı açıklamalara değindi. Arkadaşlar ben size bir şey söyleyeceğim. Hatta şöyle söyleyeyim. Son dakika Jose Mourinho'ya ait gerçeği açıklıyorum. Niye mutsuz? Kaçmak mı istiyor? Yoksa tazminat mı? Yüzde yüz hem de. Yüzde yüz açıklıyorum. Bakın yüzde iki, üç, beş, altı, sekiz değil. Yüzde yüz açıklayacağım arkadaşlar. Şimdi Eylül ayında kupa kazanamam yorumunu yaptı. Hani bu ne demek diyor. Ömer Ründül bir teknik direktörün hani analiz edebilmek için biraz zamana ihtiyaç var. Mourinho çok kariyerli deneyimini birçok başarıya imza atmış. Önemli bir isim. Türkiye ligini yeni yeni tanıyor. Futbolcularını iyice tanımak ve istediği gibi hazırlayabilmek için zamana ihtiyacı var. Bak Fenerbahçe'nin geniş ve iyi bir kadrosu var. Ben ilerleyen haftalarda Fenerbahçe'nin daha göze hoş gelen, daha etkili oynayacağını tahmin ediyorum demiş. Bu adam, yani Ömer Ründül dediğim adam, yani Fenerbahçe'yi yerden yere vuran adam. Yani Ömer Ründül dediğin adam, Fenerbahçe'yi yani çok kötü bir şekilde yerin dibine sokan adam o yüzden bu adam iyi bir şey diyorsa bu adam hani gelişir Fenerbahçe diyorsa güvenin arkadaşlar. Çünkü bu adam diyorsa doğrudur. O kadar eleştirir ki hani. Devam edeyim. Benim tabii ki teknik açıdan eleştirilerim oluyor. Mesela kaybedilen Galatasaray derbisine ilgili şu eleştiriyi yaptım. Bilhassa zorluk derecesi yüksek maçlarda ileriye etkili ve devamlı destek veren iki bekin Osayi ve Ferdi yoksa Fizik açıdan yetersiz Tadiç ve Ceko ile oynamak sorun yaratır. Yani kanat beklerin o sayı ferdi değilse Ceko ile Tadiç'i oynatma diyor. Haksız mı? Bence haklı. Vallahi bence haklı siz ne dersiniz bilmiyorum. Bence haklı. Öyle değil mi? Öyle hocam devam eder misin? Ediyorum şekerim tamam kızmayın. Oyun tatminkar mı? Tabii ki değil ama benim gözlemlerim ilerisi için şöyle... Öncelikle en kazanmak lazım. Bak. Şimdi ben en nesiri için birçok tartışmanın göbeğindeyim şu anda. Sosyal medyada birçok arkadaş en nesiri kötü çıksa da Mustafa Hoca'nın dalga geçecek diye yırtınıyorlar. Çünkü ben çok iddialı laflar söyledim. En nesiri çok iyi futbolcu dedim. Hani belki de bir Musa Sov'dan belki de bir e, Hoidong'dan iyi futbolcu dedim. Arkadaşlar şimdi yana yakla istiyorlar ki başarısız çıksın futbolcu da benden dalga geçsinler. Çünkü çok seviyorlar. Yani Fenerbahçe falan umurlarında değil de. O yüzden diyorum. En Nesiri'yi kazanmak lazım. Cengiz kuvvetlenirse iyi bir kanat forvet olduğu herkes tarafından biliniyor. Zaten ben şunu söylüyorum. Cengiz Ünder kendine gelse biz deliye döneriz. Haksızsam haksızsın deyin. Ya geçen sene Antalya Spor maçında hatırlayın ya. Yani yine ligdeki rakibimiz Antalya Spor. Şapkadan bir tavşan çıkarttı maçın kilidini çözdü. Neyse bana göre Cengiz güçlenmiş bir ennesiri ve maksimen ileri üçlüsü Fenerbahçe'yi daha üretken bir takım haline getirir. Bak şifreyi gördünüz mü? Şimdi çoğu kişi der ki orada İrfancan Can kahveci var lan ne maksimenin ne şey der. Aynı şeyi ben de düşünüyorum. Sağdan Cengiz. Kafiste orta açar böyle şut çeker gibi orta açar. Ennesiri gol kralı yapar. Soldan maksimen yatırır kaldırır indirir bindirir kaldırır indirir. O kralı yapar en Enes'i en eğer benim gördüğüm, gözlemlediğim gibi çıkarsa ya da daha iyisi çıkarsa Fenerbahçe'yi şampiyon yapar. İlk Osayi sağ bekle tamam. Allah sakatlık vermesin, sıkıntı vermesin, kart falan vermesin. E solda bir ferdimiz yok ama ligde en azından Kostić'ten ferdi üretmeye çalışırız. Belki de daha iyisini de üretebiliriz. Avrupa'da da De ferdi üretmeye çalışırız. Yokluğunu kapatmaya çalışırız. Anladınız mı? Yani demiyorum ki arkadaşlar, çareyi de kendimiz içimizde bulacağız. Ali Gül diyor ki Mourinho takımını oynattığı oyun için eleştiriliyorsa geçmiş yıllarında oynattığı futbolla ilgili çok fazla bilgiye sahip değilsiniz demektir. Her teknik adamın kazanmak için uyguladığı bir oyun felsefesi var. Mourinho yıllardır bu felsefeyle önemli başarılar elde etmiş bir teknik adam. Fenerbahçe'nin her maçında hep rakip alanda oynayacak bir takım bekleniyorsa bu büyük hata olur. Ben de bunu söylüyorum bak. Galatasaray 2 sene önce 9. hafta bitmiş. Sadece 10 gol atmış. Ligin 7. sırasında ama şampiyon yapılmış. Geçen sezon liderin 2 puan arkasında. Ee, aşağı yukarı sanırım 10 gol de az atmış liderden. Ama şampiyon yapılmış. Ama Fenerbahçe geriye düştü bir tamam sezon bitti şampiyonluk gitti kapatın PlayStation'ı oyun bitti falan yapıyorlar. Mourinho sonuç odaklı bir hoca. Sonuca giderken de bazen takımını uzun bir süre savunmada oynatabiliyor. Bak uzun bir süre. Bunu özellikle skoru bulduktan sonra yapıyor. Şimdi ondan farklı bir şey beklemek yanlış olur. Mourinho çok uzun yıllardır Avrupa'nın ortasında birçok takımda çalıştı ve kazandığı kupalar ortada. Geçen yılki İsmail Kartal oyunu ondan beklemek fazla hayalcilik olur. Fenerbahçe camiasının her maç bitiminde bakacağı noktanın iyi oyundan daha ziyade kazandı kazanmadı noktasındaki süreç olması gerekiyor. Mourinho tercihini yaptıysanız başka bir yolunuz yok. Bu da bütün sezonun bu tartışmaların gündeminde olacağı anlamını taşıyor. Ben size Türkçe bir şey söyleyeyim. Anlayacağınız bir şey söyleyeyim. Hoş bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe önümüzdeki 40 resmi maçının 40'ını da kazansa şampiyon olur mu? 40 resmi maçın 40'ını da. Hocam olur. 40 resmi maçın 40'ını da kazanan Fenerbahçe şampiyon olur mu olmaz mı arkadaşlar? Çok kolay basit bir soru. Bence olur. Bence çok da rahat olur. Çok çok aşırı rahat olur. 40 e, maçın maçın 40'ını da kazanan Fenerbahçe UEFA'da çeyrek final yarı final görür mü? Görür. 7 tane yani 7 tane UEFA maçı. Aşağı yukarı bir 3 tane de Türkiye Kupası 4 Türkiye Kupası maçı diyelim. 11. 29 tane lig maçı. Yani ligin 35. haftasına falan gelmiş oluyor. Olmaz. 20 dur. 7 tane şey maçı, grup maçı. 4 ta 5 tane de şey olsun. Türkiye Kupası maçı olsun. 12. 28 lig maçı kalıyor. O 28'i 26 falan yap. 2 tane de Avrupa'da maç olur. Yani 26 lig maçı kazanacak. 60 78 puan. Şimdiki puan üstüne ekleyecek 78 puan. 32. haftaya falan girmiş olacak. Ya da 33 34. haftaya girmiş olacak. Özür dilerim. Şey, iki tane bay haftasından dolayı. O an şampiyon olmuş olur. İşte bunu anlatamıyoruz bazı arkadaşlara. Bakın. Jose Mourinho futbolcularla bir toplantı yapıyor. Diyor ki: <laughs> "Galibiyete rağmen oyununuzu beğenmedim." diyor. Ve "Bir daha bu şekilde bir oyun istemiyorum." diyor. Maçın tekrarını izliyorlar arkadaşlar. Ve eksikleri belirleyip daha iyi oynamak için birçok şey yapıyor. Şimdi Jose Mourinho'ya dair ben size flash bir gerçek söyleyeyim. Niye mutsuz? Kaçmak mı istiyor? Tazminat mı istiyor? Tugay Kerim oğlu sanırım değil mi? Demiş ki ben hocayı tanırım demiş. Yani yüzündeki ifadeyi hiç beğenmedim demiş. Yani yüzündeki ifade bildiğim Mourinho'da değil. Arkadaşlar Mourinho'nun bir rahatsızlığı var. Safra kesesi iltihabı. Safra kesesi iltihabı var arkadaşlar Mourinho'da. Bilginiz olsun ve e, karın bölgesinin sağ üst tarafında sırtına doğru vuran ağrıları var. Hocam sen de doktor gibi konuşuyorsun. Ya, estağfurullah ben söylüyorum sadece ve e, <laughs> bunun çözümü taşla varsa taşla birlikte safra kesesinin hani ameliyat arkadaşlar. Taşla birlikte tamamen alındığı bir ameliyat ve e, bu da bir süreç gerektiriyor. Haberiniz olsun. Yani Jose Mourinho'nun rahatsızlığı bundan. Ateş yapıyor. Halsizlik yapıyor. Ağrıları var. Yani Jose Mourinho'nun bugün ameliyat olsa bir hafta dinlenmesi lazım. Şu bay haftası var ya. Yani pazar günü Antalya Spor maçımız var. Perşembe günü UEFA maçımız var. Cuma günü sabah bıçak altına yatsa bir hafta dinlenmesi gerekiyor. Ee, orada ameliyat olacak gibi. Ve arkadaşlar inanın durum bu. Yani ne Fenerbahçe'de pişmanlık yaşıyor. Ya sosyal medyaya yazmışlar. Göztepe maçında baktı ki başkan düşürüldü. Başkanı da ayak yedi. Dedi ki olan ben nereye geldim ben kaçayım buradan falan. A alakası yok. Alakası yok. Terbiyesizliğin ahlaksızlığın lüzumu yok. Alakası yok. Yapmayın böyle şeyler. Yani Fenerbahçe'yi kötülemek için bu kadar yapmayın. Ayıp. Hakikaten ayıp. Hoş değil. Allah sonumuzu hayır etsin arkadaşlar. Yani Allah sonumuzu gerçekten hayır etsin. Bazı şeyler anlatılmıyor bazı arkadaşlar ama Mourinho'nun sıkıntısı hastalıktan ameliyat olacak diye biliyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani öyle kaçma etme yok. Sonuna kadar da savaşacak. Ve ben bu takımı şampiyon yapacağım diyor. İnşallah kurban olduğum Allah nasip etsin şampiyonluğu. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.